James Webb Teleskobu verilerinde ortaya çıkarılan bir avuç nesne gökbilimcileri şaşırttı. James Webb Uzay Teleskobu'nun, evrenin ilk 1 milyar yılında oluştuğu tespit edilen 6 galaksiyi keşfettiği açıklandı. James Webb tarafından fotoğraflanan bu 6 galaksi, dünyamızdan yaklaşık 13.5 milyar ışık yılı uzaklıkta. Yani gördüğünüz bu fotoğraflar, evrenin oluşturduğu iddia edilen Big Bang patlamasından yaklaşık 600 milyon yıl sonrasını bizlere gösteriyor. Tabii ki durum böyle olunca, astronomlar karşılarında henüz yeni galaksileşmeye başlayan toz kümeleri görmeyi bekliyordu. Ancak yapılan araştırmalara ve elde edilen verilere göre bu galaksiler, çoktan olgunlaşmış ve yetişkin galaksi denilen ve Samanyolu galaksisinin şu anda içinde bulunduğu son evreye ulaşmış durumda. Yarım düzine galaksi olduğu düşünülen şey, büyük patlamadan sadece 500 ila 700 milyon yıl sonra ortaya çıkmış olmalarına rağmen, büyük kütleli ve iyi biçimli görünüyorlar. Yine de mevcut kozmolojik modellere göre, onların bu kadar göreceli bir olgunluk durumuna gelmeleri için yeterli zaman yoktu. Evrenin evrimini anlamamızda bir veya iki önemli adımı kaçırdığımızı gösteriyor. Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden, uluslararası araştırma çabalarına öncülük eden astronom Avol Abbe, büyük patlamadan bu kadar erken bir tarihte, bu kadar büyük boyutta galaksileri hiç gözlemlememiştik diyor. Bulduğumuz 6 gökada, büyük patlamadan yalnızca 500 ila 700 milyon yıl sonra, 12 milyar yıldan daha eski ve Güneşimizin kütlesinin 100 milyar katı boyutlara ulaşıyor. Mevcut modellerde bile var olamayacak kadar büyük. Bu keşif, evrenimizdeki en eski galaksilerin nasıl oluştuğuna dair anlayışımızı değiştirebilir. Nesneler, James Webb Teleskobu tarafından operasyonunun ilk birkaç ayında yapılan gözlemlerde tespit edildi. Güçlü uzay teleskobu, evreni kızılötesi olarak inceler, bu evrenin erken döneminden bize ulaşmak için, milyarlarca yıl boyunca seyahat eden, uzay zamanın genişlemesiyle zayıf ve daha uzun, kızılötesi dalga boylarına yayılan ışığı, tespit etmek için mükemmeldir. Ana hedeflerinden biri, o uzay zamanın içine daha önce gelmiş olan, herhangi bir araçtan daha uzağa bakmaktır ve astronomlar bu amaçla ilk gözlemleri elde etmek için hiç zaman kaybetmediler. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden astronom Volley'a, ilk kez evrenin çok erken dönemlerine baktık ve ne bulacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yoktu diyor. Öyle beklenmedik bir şey bulduk ki, aslında bilim için sorun yaratıyor. Erken galaksi oluşumunun tüm resmini sorguluyor. Bizim kozmolojik modellerimize göre, evrenin başlangıcı şimdiki gibi değildi. Birincisi, büyük patlamanın ardından ortaya çıkan sıcak parçacık çorbasının atomlara dönüşecek kadar soğuması ve uzayın hacmini çoğunlukla hidrojen ve helyumla doldurması gerekiyordu. Büyük patlamadan yaklaşık 150 milyon yıl sonra, ilk yıldızlar ve galaksiler bu gazdan oluşmaya başladı. Evrenimizin tarihindeki bu dönemin, gözlemsel kanıtını elde etmek zor olmuştur, ancak zaman çizelgesi sahip olduğumuz kanıtlarla, makul bir şekilde desteklenmektedir. Ve zaman çizelgesi, büyük patlamadan yaklaşık 500 ila 700 milyon yıl sonraki dönemde, galaksilerin hala bir araya gelmekte olduğunu gösteriyor. Bu tamamen oluşmuş galaksilerin, sorun teşkil etmesinin birkaç nedeni var. Birincisi, günümüzün en büyük galaksilerindeki madde yoğunluğunun, bu zaman dilimi için tahminleri fazlasıyla aşmasıdır. Bir diğeri, normal maddenin yoğunluğunun, bu galaksilerin halelerindeki karanlık madde miktarıyla, gerilime girmesidir. Nesneleri mevcut kozmoloji altında açıklamak o kadar zor ki, araştırma ekibi çalışmalarını hatalar için taramakla meşgul. Şimdiye kadar, veriler ve ekibin bunları yorumlaması sağlam kaldı, bu da iki şeyden birinin yanlış olduğunu gösteriyor. Kozmoloji anlayışımız veya erken evrendeki galaksi oluşumu anlayışımız, her iki durumda da sonuç önemli bir revizyon anlamına gelir. Ye büyük gökada oluşumunun evren tarihinin son derece erken dönemlerinde başladığının açığa çıkması, çoğumuzun yerleşik bilim olduğunu düşündüğü şeyi alt üst ediyor diye açıklıyor.
Bu nesneleri gayri resmi olarak, evren kırıcılar olarak adlandırıyoruz ve şimdiye kadar adlarının hakkını veriyorlar. Nesnelerin aslında galaksiler değil, başka bir şey olması mümkündür. Örneğin, daha önce hiç görülmemiş türden, süper kütleli kara delikler olabilirler. Yine de o zaman bile, evrenin bu kadar erken dönemlerinde, tek bir yerde yoğunlaşan kütle miktarını açıklamak, güç olmaya devam ediyor ve bu aynı zamanda kara delik anlayışımızın, gözden geçirilmesi anlamına da gelebilir. Bu türden herhangi bir nesneyi açıklamak, yeterince zor olacaktır. Ancak neye baktığımızdan emin olmak için, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bir sonraki adım, aday gökadaların doğalarını, mesafelerini ve boyutlarını daha ayrıntılı olarak ortaya çıkaracak ve umarım, kimyasal bileşimleriyle ilgili bir şeyler ortaya çıkaracak olan, spektrumlarını elde etmeye çalışmak olacaktır. Labbe bu ilk keşif, etrafımızdaki dünyayı nasıl anlamlandırdığımız konusunda, bir dönüşümün başlangıcı olabilir diyor.